Bize telefonunda engellediğin son 10 kişinin ismini gösteriyor musun? Çatır çatır göster. Yoksa eski çıktıklarını hiç stalkluyor musun mesela? Sabah ben bir kalktım, Allah! Türkiye çalkalanıyor. Topuk sesiyle. Bir şey söylüyorum, gerçekten bunlara kaldı be. Hadi bakalım, birinci yılımız kutlu olsun. Demet Akalın, seninle ilgili atılan bir tweet'i favlamış. Bir değil, üç. Ha. Tahmin ettiğim şeyler oldu. Ben İrem'i engelledim. 9 yıldır benim ağzımdan argoda çıktı, küfürle çıktı. Hiçbir bireye, bir şahısa küfür etmedim ben. Ne oluyor ya? Bir şey patladı. Ne? Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne 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 kapımı çalacak. Ama güvenliğe isminizi verdim, o yüzden açılmayacak o kapı. Ne bu lan? Bize kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz İrem Demici. Ve işte o gün geldi. Dön dolaş, bana kaldınız mı? Vallahi sana kaldık. Kaldınız. Yani. Neden? Efendim, bu arada Türkiye'nin en çok konuşulan, en çok izlenmelerini alan, ki rekoru ben de. Aynen, rekor. Bütün magazini belirleyen, hem YouTuber'lar olsun hem bizim gibi turşu ünlüler olsun. Estağfurullah. Bütün magazinin nabzını belirleyen, daha birinci senesi dolmadan ödüllere layık görülmüş ya, bir programdan bahsediyoruz. Gerçekten bunu aynen altında çizelim. İrem Derici ile birinci yılımızı tekrar kutlamak için tekrar İrem Derici'yi aldık konuk olarak. Evet. Ve bu bir yılda neler oldu? Daha 10. ayımızda Altın Kelebeğe en iyi dijital proje olarak aday gösterildik. İrem, yani kısacası ayağın çok uğurlu geldi çok. Ama şöyle de bir lanetim var, seni de kimse geçemedi çünkü 1,5 milyonla hala en çok izlenme senin bölümünde. İşte ben buna geçeceğim, onun için geldim. Kendini geçmek için geldim. Evet aşkım. O yüzücü Michael gibi diyorsun, kendi rekorumu kıracağım, bir tane daha rekor kıracağım diyorsun. Bu da işte genel kültürümü belli edeceğim. Yüzücü bir tane bir yer vardı ya herif ya, şeyde falan be? Da etti falan. Michael Olimpiyatta Phelps miydi neydi? Olimpiyatlarda tamam, işte. Neyse, onun çok gibi kendi hiç olimpiyatlara falan nereden girme. Nereden yiyorsun olimpiyatlara? Ben çok buraya balık gibi gelmişim. Şey söyleyeceğim, ne oldu, sen niye bu kadar dolusun? Falan sen hani niye dolusun? Sen yani bugün bence yargı dağıtmaya geldin. Ben anladım. Çünkü hissediyorum onu, böyle bir dolu dolu geldi. Yeter aşkım, 9 senedir ona saygı, buna sevgi, aman bir tatsızı çıkmasın, aman bir şey olmasın derken bu benim de 1,67'lik bir boyum var. Herkesin kalbi eli kadarmış, yumruğu kadarmış. Gördüğünüz gibi benim yumruğum maşallah. Kalbim de o kadar, çok doldu benim kalbim. O kadar büyük yer olmasına rağmen çok doldu. O yüzden baktım, herkes konuşuyor. Sen de bu arada bayağıdır da konuşmuyorsun ve hiçbir yere de çıkmıyorsun. Çıkmıyorum bunun çünkü da bir ben, doluluğu var mı acaba? Onun da doluluğu var. Bir de artık şey ya, hani mesela 3 sene önce, 2 sene önce yaşanılan olayların üzerine hep böyle sustum. Evimde ağladım ya da işte sizi aradım. Ama artık dedim ki yeter. Öleceğiz ve ben konuşacağım. Peki seni en son ağlatan olay neydi mesela, oradan başlayalım. Ha, Harbiye'de çok ağladım. Ya bu yani. Harbiye ile başlayalım bence muhabbete. Harbiye'ye 450 bin lira para harcadın, doğru mu bu arada? Doğru, o yüzden bu programın bütün gelirleri bana... YouTube'dan gelen bütün parayı Tolga'cığım, İrem'e yolluyoruz. Tolga'cığım lütfen, yani oraya harcadığım çeyreği kadar bile gelir mi bilmiyorum ama siz yine de verin. Damlaya damlaya göl olur. Biz şimdi şey yaparız. Bayağı 450 bin lira gitti yani konsere. Gitti. Zaten gitti mi derken ben en önde mis gibi izlemiş bir izleyici olarak değil 450 bin milyon 450 harcanmış kadar güzel bir show izledim. Harbiye'de de hiç neredeyse izlemediğim bir showdu. Helal olsun. Bravo. Başka ben da davetli değildim. Ben de... Bir seyredemedim. Aa, pardon. Ben. Bana bak. Ben de... Onun morali bozuktu o gün. Onun için gelemedi. Dolayı. Yoksa başka bir şey yok. Ben sana yer yazdırdım. Sen gelmedin diye Doğukan ağzıma sıçtı. Nerede bu Fezin? Gerçekten. Ne söyleyeceğim, ben ona söylemiştim o şeyleri. Neyse, konumuz şu an sizin sensin. Senin gibi geleceğim deyip gelmeyenler yüzünden babam ve kardeşlerim 5. sırada tabii, oturdu. Tabii tabii. Babası benim ben 4 sıra arkamda oturuyordu. Ben yine sıçlı oldum ama biri oturdu mu o yerime oturdu. Yapacak bir şey yok. Kerimcan'ı koymuşlar 2. sıraya. Enis Arıkan'ı koymuşlar 2. sıraya. Kerimcan gelmeden aradı, dedi ki 1. numarada oturmazsam asla gelmem. Dedi. Aşkım en öndesin, deli misin dedim. Bütün ya, konser. Yazık. Ama bak hiçbir suçum yok ama benim. Ama yok, iyi de Kerimcan'ın yeri ya. Bayağı iyi, babamı gözüm seçmiyordu. O arkada çok karışıklık olmuş. Bir de benim zannediyordum ki daha böyle dar gelirli bir kitlem var. Ya sen bütün protokoller sat.
Ne güzel gerçekten işte. Mi? İlk protokoller bitti. Oha. Zengin sevenlerime buradan vay selam yolluyorum. Sizden şey de destek İban, bekliyorum seni. İban. Ay kuzu suçmuş, o başıma geldi. Ya. İban sakın, bir kere canlı yayın yaptık biz pandemide o eski evinde senin. İban verildi falan. Öyle miymiş? Yani aa, onu bilmiyordum. Bir de takı para yollamaya aynen başladı. Bilmiyordum. Üç gün boyunca asistanımla oturduk, geri yolladık paraları. Gerçekten. Bir de bazıları... Paralar benim... da 2 lira 5 lira onları tek tek geri atılıyor. 6-10 bin lira yolluyor. Var mıydı? Var. En çok 10 bin lira atan o... O muydu 20, 25 bin lira. Şaka yapıyorsun. Tabii. Geri sonra yolladın mı hep? Sonra niyeti çıktı o 25 bin. Dedim Allah belanızı versin. Nasıl? Niyeti neymiş? Koli mi? Ne? Çok beğeniyormuş beni falan filan bir tip. Gerizekalı, bu nasıl bir pislik? Nerede yaşıyorsunuz siz? Yolluyorum mesela parayı geri, tamam mı? 5 dakika sonra bumerang gibi parayı bana geri yolluyor. Ha istemiyor geri. Böyle geri şey atıyor bana parayı. O mesela 5000 TL atmış. Atıyorum geri bana atıyor. Ben evde bir sinirle ağlamaya başladım. Bu iş böyle olmayacak dedim. Muhasebecimi aradım. Hesabı kapattık. Sonra onu bir yere yatırdık. Üstüne o KDV derece ödedim falan. Başım çok yandı yani. Allah Allah. Peki şu an ne duruyorsun? Hani aynı makyaj yapacağız ya. Ya aynı makyajı. Ya. Yürü git ne istiyorsun? Ulan demin ne vaatler ettin bana, evet, gerizekalı. Gelen giden kalktınız, bütün karıları aldınız, oturttunuz, bebek gibi yolladınız. Ama ben sen de geldim, o kadar çıktım çok sana kanalize olup seni dinlemek istiyoruz ki makyajı bir tık ikinci plana atıyoruz sen geldiğinde. Ne yapalım? Hadi lan öyle şey olur mu? Senin biraz doluluğundan dolayı konuşmak için. Şunu şimdi yaza geri dönüyorum. Çok güzel bir yaz geçirdik. Sen de mis gibi bir yazlık tuttun. Gittin Çeşme'de takıldın. Harikaydı. Çeşme'den öncesi Çeşme'den var. Önce nerede? Önce Kalkan'a gittik. Hı, böyle Kalkan bir villada. Kalkan Joker sever misin? Her türlü. Her türlü. Ben de. Çok güzel bir balıktır. Çok güzide bir bölgemizdir. İyi bir balıktır. Kalkandan, bir balıktır. Kalkandan... Kalkan büyük bir balıktır değil mi? Çupra değildir yani. Adından mütevellit kalkansa büyüktür. Yani tatil beldesi olarak da gayet geniş bir yerdi. Tabii. Orada bir güzel bir tatilimiz yaptık, sakin sessiz. Sonra oraya ben kimle gittin sen Kalkan'a? Murat Joker ve Görkem'le gittik. Ha tamam. Tabii arada misafirlerimiz oldu ama adını anmak istediğim insanlar değil. Enis Arıkan'dan bahsediyorsun. Aşkım Enis Çeşme'deki... yaz boyu date'imdi, Enis değil. Neyse neydi? Ne diyorduk? Orada birileriyle date yaptığında şu an onlarla date adını... Date değil. Eski bir dost ziyarete gelmişti de. İnsanlar tatilde tanınırmış derler. O yüzden mesela hani hayatımdan böyle diye bir anda eski bir dostumdu, tatile geldi orada senin yanında ve tatilde ne... Mal olduğunu mu anladın gibi bir şey oldu. Mal demeyelim. Ne olduğunu anladık diyelim. Yani zaten kalkandır, odur budur bir sürü tehlikeli kelime kullanıyoruz. Diyorsun. Öyle orada bir mesela sevdiğim bir insandı, saygı duyduğum bir insandı. Orada böyle bir... Ama tatilde insanların gerçek yüzü çıkarmış ya. Gerçekten öyle bir şey öyle olmuş olabilir belki. Tabii bir buçuk günde... Arkadaşın tatilde tanıyacaksın mı derler ya. Hayır arkadaşım, bu arada şey biz ziyarete mı gelen biri. Joker Görkem ben değil. Ziyaretimize uğrayan biri. Tanıyor sonra... muyuz peki İrem? Tanıdığımız biri mi? Aşkım geçen geldiğimde bu programa hani bitap durumdaydım ya, ağzım ağlamaktan kayıktı falan. İşte onun ona sebep olan kişi. Kişi. Kahretmesin. Sus be. Neyse. Neyse. Bodrum çıkartmalarım başladı tamam benim. Peki Bodrum'da o kişiyle şu an hiç görüşüyor musun? Hayır aşkım benim hayatımdan bir kere çıkan bir daha giremez. Hah tamam çok manitacılık iyi. Manitacılık anlamında söylüyorum. Okay. Sen de bir ara bir madileşmiştik ama aradan böyle birkaç ay geçti. Evet, öyle mi? Öyle şeyler mi olmuştu? Tabii. Hiç onlara girmeyelim. Benim şeyler için çok dolu zaten. Tamam. Peki yaz sonra diye Bodrum başladım. Aynen. Bodrum'da genelde şey bizim biliyorsun Doğukan, Berkan eşleri falan öyle orada. Aile yine saadeti. Aile mahalle tabii ama yine ben bir aranıyorum. Sonracığıma Bodrum'dayken... Bodrum'da biriyle date yaptın mı hiç? İşte Bodrum'da date'im olmadı. Bayağı normal. Ha oldu kız. Bu da olmaz mı diyordu. Ne yaptın? Çip mi taktın? Serhat söyle kimdi? Serhat var mıydı birileri? Serhat'a da yani boğazını ya sıkan söylemez. Ben buraya bak ben buraya isim vermeye gelmedim. Tamam. Ben alim tamam olan anlasına geldim ki zaten sizin izleyicileriniz alim. Anlayan yorumlar yazar. Evet. Bodrum'a gitmeden İstanbul'da bir başladı bir flört aslında. O da Bodrum'a gidince bitti. Hayda. Peki bu magazine çıkan bir ismin çıktı mı bu yok, kişiyle? Yok değil çıkmadı. Bu hiç duyulmadı. Yok güzel. Peki şarkıcı mıydı? Sen ne lan diyeceksin? Denilirse diyorsun. Denilirse demiyorum. Ha. Çoğuna bin basar. Ya. Tabii öyle bir ses. İşte orada da birazcık jenerasyon farkı devreye girdi. Senden büyük bir şarkıcıydı. Tamam ben ne zaman benden büyük biriyle takıldığımı gördün Fedon mu? Ama deneyim. Tuğuna ta felona ta felona diye. Yok aşkım ben yine bir tık büyük kaldım. Kendisi jenerasyon. Peki onunla da mı Bodrum'da anlaşamayıp yok o artık ben şey hani merdiven çıkarken yoruluyordum. Yok artık. O çok hızlı çıkıyordu ben. Yok yok yani şey
olmayacak duaya amin demeyelim dedik. Arkadaş onunla da mı kalmadın o zaman? Onunla kaldım. Bana zarar olmayan herkesle arkadaş kalırım ki. Ha, o zararsızdı, denedin olmadı bıraktın. Bir insanın anlarsın kalbini, niyetini. Hani çıkar için mi yaklaşıyor senin yanına, menfaat için mi falan. Öyle biri değil. Onu anlayabiliyor musun? Hala görüşüyorum bu arada. Onu anlayabiliyor musun aşkım artık? Ben yıllardır o kadar insan sarrafı oldum ki. Ya 5. dakikada anlıyorum, bile bile lades'e düşüyorum. Peki sen gel Beriye Çeşme'ye. Sonra Çeşme'ye. Ha, sen gel bakalım sonra buraya doğru. Sonra tuttum Çeşme'de evimi. Bu arada ben tam böyle bir aylık tutmuştum. Ve fakat konserler falan bir anda hani bir anda coştu ya, ne yurdumuzu şaşırdık. Çok ben, güzel. Tabii Allah'a şükür maşallah, yoksa harbiyeyi yapamazdım. Tabii. Bütün yaz kazandığım her şeyi oraya yatırdım. Ah be kızım be, koysana kenara birkaç bir şey ya. Ne yapacağım kenara koyup? Senin öyle ev alma bilmem ne kafan yok değil mi hiç? Yok. Şu an evin, araban var da evin var mı? Evim yok. Dünyalar güzeli komşum Lerzan'la aynı sitede oturuyoruz. Barıştınız mı topuk barıştık sesine? Oraya geleceğiz. Tamam, oraya gelmeden dur. Yazın. Kız bir sene önce topuk sesi diyordum. Kadının anasını endüstü burnundan getirdim ya. Aa, bir de söylüyor bunu. İtiraf da ediyor. Evet yaptım. Ama sor niye yaptım? Yaptım. Neyse sonra Çeşme'de evimi tuttum, fakat ilk gittiğimde bir 10 gün kalabildim, sonra da bir 7-8 gün kalabildim. Çünkü sürekli Allah'a şükür konserlere koştum. Maşallah gittik. Maşallah. Çeşme'de yeni hobiler edindim. Mesela basketbol, futbol. Gerçekten mi? Tabii. Allah'ın sözü. Federasyonlar şu an tabii bana dua ediyorlar. O kadar. Hani güzel sporlar. Anladım. Anladım. Devam etti sporlar. Sonra müziğin farklı dalları. Ya pop müzik değil de başka popüler müzik dalları günümüzde. Mesela hangi TikTok dal o? TikTok akımları gibi. Hayır, falan. Başka bir şeyden rap bahsediyorum. Rap falan gibi mi? Yani rap çok sevdiğimiz bir dal. Evet, hepimiz dinliyoruz zaten. Basket, futbol oynadım diyorsun. Rap dinledim. Rap söyledim, dinledim. Sen kendin dışarıdan biri olsan kendinle arkadaşlık kurar mıydın? Kendimle arkadaş olurdum. Şey kendimle sevgili olurdum. Kendimi... Bu bir şey söyleyeceğim. Bu o derece. Öper koklardım aşkım, ben müthiş bir tipim. Peki kendinde senin nefret ettiğin bir şeyin yok mu? Şöyle de kötü bir özelliğim var benim de. İş görüşmelerinde vardır ya bu, sen sevmediğin özelliğini söyle. Ne yapacağım? 5 sene dürüstüm. Sonra kendimi yine burada çok görüyorum. Dürüstüm. Çok dürüstüm. Çok dürüstüm. Yok. Özelliğim... Hayır ya. Benim zaten berbat yanlarımı biliyorsunuz ama son bir senede ben çok tatlı bir insan oldum. Ama benim berbat yönlerim şunlar. Maalesef o kadar zekiyim ki. Bu bir lanet değil mi? Lanet tabii. Her şeyi görerek, her şeyi hissederek, her şeyi bilerek biri sana bir şey anlatırken onun ne kadar yalan olduğunu bilerek, hissederek sen çok mutlu zorun olamazsın ki. Olamıyorum zaten. Ve benim gitgide belki kurduğum arkadaşlıklarım, arkadaşlarımın altıncı hisleri. Mesela Serhat'ın. Ya. Berbat bir altıncı hissi vardır. Ama bizim bak, de ben de söylüyoruz. Bak ben mesela derim ki mesela Ahmet'le flörte başladım derim, sen de öyle. Bilmez Serhat ki başlar, bak şu 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 olacak, şu yüzden bitecek ve sen şu yüzden delireceksin der. Ve çıkıyor. O kadar çıkıyor ki ya, bunları bilerek kendimin ve arkadaş çevremin inanılmaz zeki olması. Hani çocuklar diyeceksiniz ki yine bu delirdi. Hani yine bu delusions of grandeur dediğimiz hastalığa kapıldı. Değil. Ben size demiyorum ki ben atom parçalıyorum. Ben size demiyorum ki ben icat çıkartıyorum. Ben size demiyorum ki ben Nobel aldım. Öyle bir zekadan bahsetmiyorum size. Yaşanmışlıkların da getirdiği duygusal zekanın artık böyle bütün çakralara açılmış bir halinden bahsediyorum. O yüzden çok zor. Tek nefese söyledi herhalde. Peki şöyle de bir şey nasıl var. Nasıl oldu bu ya? Vallahi bu ezberlenecek bir tiyatro oldu. Seninle böyle isim yapmaya çalışan çok insan oldu. Bu evet. Arkadaşlarında da var, sevgililerinde de oldu. Seninle isim yapmaya çalışan ve sonralarında da gördük ki biz o insanların çok da bir şey olmadığını, senden sonra özellikle bir şey çok olmadığını gör. Ne oldu? Niye kesin? Geçen hafta bu konu hakkında ne düşünüyorsun? D magazinde selam olsun. D magazinde bir eski sevgilimin yeni sevgilisiyle alakalı bir haber veriyorlar. İşte göz gözeler, el eleler, çok aşıklar diye. Arkada fon müziği olarak Aşkımız Olay Olacak çalıyor. Burhan Çeçenci, İrem Derici versiyonu. Bozmayayım dedim şimdi şeyi. Ha. Çok yaşa. Hep beraber aşkım benim. Yani diyorsun ki... Belli bir niyetle gelseler de sonralarında hayatları boyunca ben onların laneti olduğum için hiç sıkıntı yok. Zaten o niyetle gelenler bir süre magazin için önemli biri oluyorlar. Fakat Ahmet gidip Mehmet geldiğinde yeni önemli olan kişi Mehmet olduğu için ona geçiyorlar. Ama onun için gelenler de sağ olsun, gelmeyenler de sağ olsun. Bu sene ayrı bir kafadayım ben. Çünkü... Peki sen bunun ayrımını yapabiliyor musun? Senin arkadaşlarında da sevgilinde de seni sen olduğun için mi? Yoksa gerçekten İrem Derici olup ününden faydalanmak
anlamak için gelip gelmediğini anlayabiliyor musun? Anlayabiliyorum ama olay anlayıp anlayamamak değil. Ne oluyor arkadaş? Şimdi senin bir yeteneğin yoksa adam akıllı. Sen zorlamaysan bugüne de olsa, kadar bilmem senden kim de olsa kim olmayınca gelse, olmuyor. Ne olacak? Tarkan'la da gitse bir yerde yemek yese, Tarkan'la bile düet yapsa, bir şey yapsa. Ama o bir şeydir ya işte, bir dene, işte şanslarını denemek yani. Deniyorlar. Olsun. Ben hep öyle düşünmüyorum olayı. İrem zaten öyle düşünürsen kafayı yersin aşkım. Ne demek o yani? O da... Benle ilgilenen herkesin benden faydalanmak istediğini düşünerek bir ilişkiye başlayamazsın. Arkadaş olarak da iki ilişkiler içinde. Çok korkunç bir şey bence bu. E sen Kıbrıs'a da gittin 2 gün önce. O ne olacak peki? Sabah bir kalktım Genco 2. sayfada. Evet. Ulan ben bir dedim ki ne alaka, bu adam buraya çıkacak adam değildi. Ama çünkü senin hakkında kötü bir şey söylemedi asla oraya çıkıp. Asla söylemedi. Yani... Ama ondan önce çıkıp böyle bir hafta bir durum şeydi 2. sayfada. Bu hafta İrem'i nasıl gömüyoruz günleri vardı. Hmm. Bir eskisini çıkartmak, işte başka birini çıkartıp falan. Sonra biz bu arada Müge ile Gülşen'le de bunları masaya yatırdık. 42-53. Sen de o ne? İsimleri hani herkesin isimleri King şey yapıyorlar ya hani. İsimleri. 34. 35. 37. Nasıl ya? Sus. Çok mutluyum burada. Neyse. Ya bir şey söylemedi. Hiç kötü bir şey söylemedi. Hatta şey dedi o zamanlarda. Hani o da bana aşık olmadı. Ben de ona aşık olmadım. Çok böyle deli dolu yaşayan, heyecanlı bir tip ama olmadı yapamadık falan dedi. Ama daha önceden konuşuyorduk. Hatta geyik yapmıştık. Demiştim ki ben. Hı-hı. Hani sen de gitme diğerleri gibi 2. sayfaya falan. Yok gitmem falan demiştim. Ha bir de öyle konuştuğunuz halde sonra gitti. Sonra dinle. Bir konseyler sürdü. Yani 3 kişiye sürerim onu ben şu an. Ya sever o böyle bol ve koyu makyajı. O baya yap bırak bir gibi makyaj seviyor. Hiçbir fikrim yok ama. Şey ben haftalarca, de seni dinlemekten arada bir şeyler sürüyorum işte. Haftalarca her yerde yayınlanacak bir şeyde inşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben makyaja çağrılmış gibi hissediyorum kendimi. Daha ağzımı açamadım mesela. Bir soru soramadım. Ay gerçi özür dilerim arkadaşım. Estağfurullah arkadaşım ama haberler sende olan bilmiyordum ki. Kız, ne yaptınız Kıbrıs'ta, ne oldu? Buluştuk, 2 günde buluştuk, öyle. Yemeğe gittik, bilmem ne yaptık. Ettiniz. Onun kuzeni de vardı, benim de arkadaşım vardı. Hep sohbet, hep muhabbet, hep müzik. Şimdi benim bir 10. yıl projem var, R&B albümü yapacağım. Oha. Ha. Oha çok değil, iyi. Çünkü ben R&B çocuğuyum. 10 senedir... Ben aramış çocuğuyla. Biz de seviyoruz. Neyse yani genelde zaten hep müzik konuşur ve bir anda bir proje çıktı ortaya. Kiminle yapıyorsun bu R&B? Genco'yla. Ha baya. Hayır albümü zaten kendim yapacağım. 10 şarkı ay, yapacağım. Sen hemen yani... şimdi 2 gün Genco'yla buluştuk. R&B şeysiymiş. Hemen oğlum, ama. Oğlum salak ne alakası var. Sen adamın dönüp yaptığı işlere baksana. Ben onunla ilgili bir bestelere baksana. Şimdi Gülçin'e aşkım, bir beste vermiş kafayı yiyeceksiniz bir şeyim mesela. Yok. Senin hemen böyle bu gaza gelmelerinden bahsediyorum. Niye gaza geleyim? Hep bana şarkı sonra yapacak. Genco'yla da bozuşursun. Dersin ki sıçayım R&B'nize dersin. Ben onu hangi... da atarsın fırlatırsın. Sinirlendirmeyin kardeşim. Sen benim hangi iş arkadaşımı ya da arkadaşımı küstüğümü darıldığımı gördün? Hiç iş arkadaşını hiç öyle bir ne şey görmedim. Ne alaka konuyla şimdi bu? İş yapıyoruz diyor yani demeye çalışıyor İş herhalde. Yapıyoruz iş. Peki oy. Bomba bir şey anlatıyorum. Sen çok konuştun sus artık. Şuna bir 3 dakika ceza verir misiniz? Fezi'yle tamam, konuşacağım tamam, ben. Tamam tamam bak. Makyajını İçine gelmeyince Fezi'yle konuş sen tamam. Yok artık. Buraya konuşuyorum. Tamam dinliyorum. Eş ola şey kapat. Şimdi eskiden zaten bir hani flört durumu... Bokun çıkan vardı biraz şöyle de. O kadar da değil abla. 3 yıl önce de olsa bir flört durumumuz olduğu için yıllar sonra birbirimizi görünce zaten ister istemez böyle bir şey oldu. Güzel kendim bir projeniz şey. Olacak. R&B albümünde onunla da çalışacaksın anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İkinci Snoop Dogg'la Buster Rhymes'le konuşmuşsun. Onun haberi geldi. Deli. Onlar konuşuldu. O zaman bu arada araya hemen bölüyorum lafınızı ballı efendim. Ana sponsorumuz Alexavian Paris'ten sana şöyle minnoş bir hediyemiz var. İstersen bakmak. Çok teşekkür ediyorum. Söyle. Bir sene içerisinde sponsor ismini söyleyebilmeniz. Ya. Alexavian Paris. Artık sponsorumuzun ismi Alexavian Paris. Bu arada gerçekten Paris'in şey. Açsan onun maskarasını süreceğiz onu sana. Hep seçkin öyle. Allah Allah bir senelik ürün. Ne efendim likit fondöten, mat fondöten. Efendim far. İkili göz farı. Aman Allah'ım nedir bu allık? Oje, ruj. Ben hep ojenin rengini şöyle, çok beğeniyorum. Dip liner. Şöyle ters tut. Bu neymiş? Sana ben görsün bunu görsün ikili boş zannetmişsin. Eyeshadow. Hah tabii. O kalemler malemler. Alexavian yağdırmış yine. Vallahi. Teşekkür ederim aşklarım benim. Bak. Ne kadar aa, günlük, sen bu renkleri çok kullanıyorsun. Evet, evet. Çok kullanıyorsun. Kriz bölgesine. Tabii. Güle güle kullan aşkım. Buradan Alexavian ailesine teşekkür ediyorum. Bir sonraki reklam yüzünüz
Aa, niye olmasın ki? Şöyle, kız bu dudağı nerede buldunuz? İşlem yok bu dudakta. Sür sür gitsin. Hiçbir şey yok senin dudağında değil mi? O harici her yerimde var. Onda yok, ona gerek yok ama yani. Peki ben geçen videoda da sormuştum en son ne estetik yaptırdın diye. Ondan beri değişen bir estetiğin oldu mu? Aynı rutin gidiyor. Aynı rutin, botoks, dolgu bilmem botoks, ne. Botoks, dolgu. Çeneler, bilmem neler. Tabii, göz estetiğini bozanları da hayatından çıkardım diyorsun. Peki. Ondan göz tabii. Estetiğimi de bozanları. Tabii. Ruh estetiği de var biliyorsun tam aşağıya. Hazır öyle mısınız? Bir şey bakın ya. Önünüze 3 tane ruh bardak geldi. Bozuyor diye hop. Siliyorsun, bitiyorsun. Gitti. Vallahi sildim. Engellediklerimin listesini açayım birazdan istiyorsan. Zaten öyle bir sorumuz vardı. O zaman oyuna geçelim. Oyuna hayır. Geçelim. Fezi, ilk soru senden. İşte bence sen kendi sorunu sen yani şey yaptın. Yarattın. Bize telefonunda engellediğin son 10 kişinin ismini gösteriyor musun? Çatır çatır göster. Yoksa şat mı? Aa, biz içiyoruz şu an. Ha gösterirsen biz içiyoruz. Gösteririm ama ben içmeyi sevdiğim için içerim ben... de. Yok. Gösterirsen içiyorsun. Yani gösterirsen hediye yani olarak. Ne boktan kurallar koyuyorsun sen de be. Engellilerle listur. Kız fake hesaba girdim yanlışlıkla. Fake hesabın da var. Sorum Allah aşkına 27 tane var. Nereden dur. Bakılıyor nasıl ona? Bakılıyor, ayarlar. Engellenen hesaplar. Dur. Zaten malum. Oo. Artık arkadaşım bile değil dediğim evet. Kişi. Bunlar şey abuk subuk. Seni etiketleyenler falan. Evet. Saçma sapan şeyler. Peki dandık biri çıkacak mı? Al burada. Al burada. Aa bayağı. Ne sandınız? Gerisi zaten Hulk. Onları engelledim diyorsun. Bu arada engelle ilgili şöyle bir şey diyorlar hani engellemek artık çok çağ dışı, saçmalamayın. Engellemek büyük bir şey, nasıl söyleyeyim, hareket. Bunu zaten hani yapmamak gerekiyor. Gözünde ben mesela tam tersini düşünüyorum. Ben kardeşim engellemek benim için görmemek. Evet. Görmek öyle. İstemiyorum. Yani önüme düşsün istemiyorum. O yüzden engelliyorum. Yoksa ben kişiyi hayatımdan çat diye engellemiyorum. Dışarıda gördüğümde yüzünde mozaik adı olmuyor zaten bu insan. Adı engellemek. Hiç anmamak işte. Aynen öyle. Görmemek. Yani şöyle diyeyim. Ben kimseye hiçbir şey yapmıyorum. Hı hı. Ama durduk yere bana eğer sarıyorsanız orada bir diyorum ki hop orada dur. Haklı olarak. Orada dur. Şimdi her konunun bilir kişisi bir kişi değil. Ya da her konunun tek bir doğrusu yok. Ya da mesela biri listede az önce gördüğünüz kişilerden biri bir konuyla alakalı isim vermeden uzun süre bana sardı. Böyle 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 yazılar hikayesinde falan filan. Şimdi bacım sen biliyor musun o dönem ben ne yaşıyorum? Bizim ailede sağlık durumları ne? Ha, geçmiş olsun bu arada. Neden yani? Neden ben hedef gösteriliyorum? İsim yazmadan o kadar benim olduğum belli ki ve herkes bunu bana atıyor ki. Sen zamanında neler yapmışsın bu arada benle alakalı etik olarak yapılmaması gereken şeyler. Onlarda bile ben bir şey dememişken neden aslında sırf Türk toplumunun değil bütün dünyanın sorunu problemi diyeyim demeyeyim de kanayan yarası diyeyim. Olan evet. Bir mevzuda neden sadece bana kafayı takıyorsun gibi bir durumda. Orada zaten bir unfollowlaşma yaşandı. Sonrasında baktın ki hala devam. Görmek istemiyorum ben bunları. Şimdi unfollow'un Türkçesi görmek istemiyorum arkadaşlar. Yani birinin fotoğrafının altında o kişinin yorumunu görmek denk gelmek istemiyorum. Onun paylaştığı bir şey benim keşfetime düşsün istemiyorum. O kadar ikrah etmişim ki görmek istemiyorum. Allah herkese sağlık uzun ömür versin. Peki hesabındaki bir arkadaşın maalesef paylaştı diyelim gördün onu. O zaman ne yapıyorsun? Arkadaşını engeller misin öyle bir durumda? Asla öyle bir şey yapmam. Ne yapasın ki? Öyle bir şey yapmam. En azından onun kendi hayatına dair çabalamasını ben görmek istemiyorum. Dedi. Ne o? Rıza Altunbiyatçı aşkım. Çıkıyor. Serumu çıkıyor. Kaş kirpik. Çıkıyor, buradan inşallah. Reklamını da yap. Çok yaptı teşekkür ederim. Daha çıkmadı ama değil mi? Çıkmadı daha. Yakında. Kız bana testerini mi sürüyorsun? Yarın sabah ben kaşsız kalkmayayım. Ben kaşsız prenses. Peki. Ne oldu? Kimse bir şey içmedi şu an. Kalsın öyle o zaman. Niye? Ben her şeyi gösterdim. Gösterdin ve... O zaman biz içmek zorundayız. Doldur bebeğe. Biz şeyle böyle oluyormuşuz. Nasıl şat ya? Şat abi ben... Bu ne böyle? Kedi maması. Bu zaten şey mi? Bu şey. Absent ice tea. Üzüm suyu. Ice tea. Hiç de sevmiyorum ki ben. Yo tadı güzelmiş. Güzel. Hoşuma gitti. Bu şey sorularına hemen devam etmiyoruz. Bu format soruları ayrı. Bu arada cevap verdiğin için bu soru karşılığında biz 5 tane izleyicimize Alex Avian Paris'ten hediye gönderiyoruz. Ben cevap veriyorum. Bana verin hediyeyi ya. Verdik. Ha, sana daha ne verin? O yetmez kız benim. Dükkan veririz. Tamam. Dükkan senin ya. Barış Bey'le konuşuruz. Doğuş Bey'le konuşuruz. Sana dükkanı kapattırırız şaka ya. Şaka yapıyorum. Dur, bu arada... Şu hediyelerle alakalı bizle çok fazla şey yapıyorlar. Hani kazananlar nerede göremiyoruz falan diye. Buradan da şey yapalım dermiş. Biz kendi bize kaldı hesabımızda paylaşıyoruz kazananları zaten. Instagram'ını takip etmeniz gerekiyor ki oradan görebilirsiniz. Yoksa yani her hafta 15 tane hediye veriyoruz. Bunu niye söyleyelim? Yani bunun yalanı, bunun alaverisi olmaz. Öyle değil mi? Çok güzelsin maşallah. Alex Avian veriyor biz değil. Çok güzel peki. Oldu. Peki. İremciğim.
Eski çıktıklarını hiç stalkluyor musun mesela? Yani bunu ne desem yalan. Bakıyorum tabii ki hepsine bakıyorum. Çıktıklarımı atıyorum, eskilerine reddedildiklerime hepsine bakıyorum. Hiç reddedildin mi yine? Edildim. Allah Allah. Edildim. Ünlü değilim çünkü. Peki ünlü olduktan sonra hiç reddedildin mi? Edilmedim. Bir şekilde bir çıkarları oluyor bir yerden. Ama herkes için konuşmuyorum. Artık öyle büyük büyük laflar etmiyorum. Gerçekten bakın dünya nasıl değişiyor. 17 yıl önce sevgili olan Ben Affleck'le Jennifer Lopez'in sevgili oluyor. Ya. Yani her şey PR diyorlar onun hayatta. İçin. Ne diyorsun sen? Kimin PR'ı ya? Ne olursa ne olsun ben. Abi Ben Affleck'ten bahsediyoruz. Flash TV'de gerçek kesitte oynayan birinden bahsetmiyoruz ki yani. Doğru dedin şunu. Ne olursa olsun. Yani adam Ben Affleck ve onu da anlarsın ya adam bir anda tanrım akça bakça... Tanrım kollarını, sen affetsen ben affetme. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çoğu size kalıyor bu espri. Çok iğrenç bir espriydi. Neyse. Yani güldük ama herkes güldü şu an. Herkes güldü şu an. Verzan'la da barıştım dedin. O konuyu da demin konuşuyorduk. Üstünden tekrar bir geçmek istiyorum. O zaman soruyla gelin. Artık topuk sesi gelmiyor mu yukarıdan diye bir soru geliyor sana şu an. Topuk sesi onun değilmiş, öyle söylediler. Evet, kadın haklıydı bu arada, onun değilmiş. Peki siz niye öyle bir yükseldiniz? Storyler atıldı işte, İrem kapat şu müziği falan carçurt diye. Böyle bir şeyler oldu. Şov yaptı Lerzan'ım sabaha kadar. Lerzan ya. Lerzan da bir gelemedi, yıl oldu gerçekten. Aşkım gel artık. Gel artık, ben bir arayayım seni hemen. 31... Haziran. 31 mi çekiyordu Haziran? Herkes çekiyor. Haziran çekmiş çok mu? 30 mu? Neli. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Bu yoktu. Aslında bu anasını satayım içimden geldi. Ama siz beni şu an kudurtuyorsunuz. Devamını getireceğim. Kudur. Devamını getirecektim. Devamı ama. Ne? Hayır. Söyle. Alışıyor musun diyecektim işte. Şey yapmadım. Güzel şarkı. Güzel şarkı. Evet. Alper Atakan selamlar. Gerçekten çok güzel şarkı. Ay, bu arada. Evet. Hepsi birbirine kız karıştı. Kız Haziran'da. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 30 çekiyormuş. 30 Haziran akşamı evde küçük bir date'im oldu. Çok güzel. Bekar kızsın. Kim karışır? Evet. 1 Temmuz sabahı da bu arada evim açılıyor Çeşme'de. Arabaya atlayıp oraya gideceğim. Hı-hı. Özgür kız. Canım asistanım Özer diyor ki abla ben de geleyim ben bırakayım falan. Diyorum ki hayır o hani gişelerden geçeyim. Her geçtiğim gişede 300 bin bayılayım falan. Onu tek başıma yaşamak istiyorum. Hı. Müziği birazcık açmışım. Sonra... Uyuya mı kaldın o müzik? Dinle açıkken? Flört gitti. Ben de flört gittikten sonra son böyle valiz şeylerimi yaptım. Ha dedim yatayım artık. Ya ben yattım fakat benim öyle bir saçma sapan hoparlörüm var ki şarjı fullenince kendini tekrar açıyor. Oha. Evet, %100 bulunca şarj tekrar açılıyor. Ve benim telefonumda müzik zaten devam ediyordu. İki telefonum var. Bir tanesi çapkınlık için, bir tanesi sizler için. Tabii buraya gelirken çapkınlık attığımdan Dijitürk aradı. Bayağıdır da çalmıyor ve üzüldüm. Abi bir açılmış hoparlörden müzik. Sabah 7'ye kadar bangır bangır. Sen nasıl duymuyorsun? Koridorum uzun. Zengin yeri. Koridor. Sen odadan duymadığını o üst katta duyuyor. Yavrum zaten içmişim anladın mı? Uyumuşum ben orada sızmış. Gitmişim. Sızmışım yani. Koridordaki iki kapı da kapalı. Koridor uzun ben duymuyorum. Fakat salon Allah site yıkılıyor. Kapıya gelmeden kapı da falan. Çalıyor ve onu da duymuyorsun. Kapı çalıyor, duymuyorum. Ben bir sen de yani kış uykusuna yatmış bayağı. Sen bana ayı mı demek istiyorsun? Ayı ol ayının oğlu. Yani azıcık bir ayılık var. Ama ben ondan duyarım. Biri çıt yapsa duyuyorum ya. Kiralık katil gibi uyuyorsun demek ki sen. Ben ağır uyuyorum. Tamam sen ağır yaşamlarsın. Sabah bir kalktım. Sen var ya bana bak. Sabah ben bir kalktım. Allah! Türkiye çalkalanıyor. Topuk sesiyle. Topuk yok sesiyle. Anladım canım. Sesiyle. Bir de elektriğimi kesmişler abi gelip. Aha. Fakat elektrik kesince de müzik gitmiyor. Çünkü hoparlör %100 şarjlanmış. Oo. Ya çok talihsiz. Bütün site ayaklanmış. Zaten çok böyle yaşadığım yerlerde beni sevmezler. Arada bir çünkü hiç bak. Hiç sevmiyorlar şu an diyorsun. Ama yani Lerzan sizden seviyor. Gerisi beni alakadar etmez. Ki sabahında ben Lerzan'a uyku sersemi bir de yola çıkacağım falan. Bir de baktım her yer bunu konuşuyor. Lerzan bayağı terbiyesizce ve ağır mesajlar attım. Ona rağmen beni affettiği için tekrar teşekkür ya ediyorum. Ya ne tatlı ya. Ya şöyle tatlısı bir şey var. Kendin de geçmiş kadın. Çok annecidir ya Lerzan. Evet. Reyhan ablama da selamlarım olsun. Reyhan abla rahatsızmış o gün. Uyuyamamış diye çok dellenmiş. Yoksa o da kapıya gelip saçımı yolacak bir denyodur yani. Tabii o da bana der, denyo der ya. O yüzden sonra çok üzüldüm. Ertesi gün Çeşme'de daha ilk ayak bastığım gece geldiler röportaja. İlk oradan özür diledim. Sonra şahsına da özür diledim. Zaten ve hallettik. Bitti gitti. Ne güzel işte. İki medeni insanın yapması gereken şeyler.
hatta espri kaldı. Geçen ben konserdeyim, video çekmiş. İrem'im canım aylardır korkusundan müzik açamıyor diye. Peki ilk videoda biz sana demiştik ki sesini tahammül edemediğin insanları burada bipleyerek açıklamıştık bazılarını. Anlayan sesine anlamıştır. Sesine idi. Sesine değil miydi lan? Hayır. Sesine değil. Sesini beğenmediğimizi Türk popunda yani kendi kalibrende gördüğün falan dedik. Sen de dedin ki benim tırnağım bile olamaz dedin. O bak, isimlerden artan oldu mu bu bir yıl içinde? Yok, artan oldu, hatta eksilen oldu. Eksilen oldu mu? Eksilen oldu. Aa, güzel. Tabii Clubhouse çok güzel şeylere vesile oldu. Bazı insanlarla barıştık. Ya kim evet. Mesela? Ay sen de ebenin örekesi. Yatır bir de üstünden sushi'ye. Vallahi bilmediğim için sordum. Samantha Jones gibi. Vurgun yedim. Ben de bilemedim. Serhat da böyle yaptı. Yani. Peki sen kendi ilişkinde en çok hangi özelliğine güveniyorsun? Tatlı dilime. Böyle bu paşam mu? Falan öyle şeylerin var mıdır? Tabii. Valla. Yok valla ben ilişkide çok tatlıyım ya. Herkes o onu bence der zaten. Bence belli de o. Yani. Herkes onu der yani. Bu dışarıdan gördüğümüz İrem nereye? Bu küçük kız, küçük kız İrem derler bana. Hep böyle bir 12-13 yaşımdaki o halime dönüyorum. Muhtaç bir tipimdir bu arada. Sevgi arsızlığımdır, sevgi açığımdır. Yani ve şey yapmam hani. Ben böyle yaparsam böyle olur demem. Sonuna kadar sevgimi de veririm. Ama sen bence bir sevgi verene 10 sevgi veriyorsun. Öyle bir hem arsızsın hem de yüzsüzsün. Belki şöyle. Hayır belki şöyledir. 10 sevgi veriyorsam 10 yani, istediğim için veriyorumdur. Karşında 1-2 alıyorsam yani. Bu sefer de diyorum da 15 vereyim belki 5'e çıkar o da. Anlatabildim mi? Belki onun da seviyesini arttırırım diye. Sen kendini değişmiş buluyor musun? Değişiyor belli. Şimdi baktığında hayatımızda aynı kalan şeyler var ama bir senede neler oluyor neler bitiyor abi. Ya sen deli misin? Az bir zaman değil. 365 gün. Biz bir de yeni yıla üçümüz girdik bu arada. Evet hani. Ya inanılmazdı o gerçekten. Sibercan izleyerek hakikaten ya. Girdik. Evet gerçekten. Çok güzeldi. Benim evdeydik doğru geçen yılbaşını. Bu yılbaşı ne yapacağız? Ben 1.30'da uyumaya başlamıştım. İnşallah sahnede tam olmayayım. Aa, sen artık geçen sene sahne yoktu gerçekten. Peki bir şey söyleyeceğim. Sahnen Türkiye'de mi olacak, yurt dışında mı olacak? Hangisini tercih ediyorsun öyle bir durumda? Yılbaşı için mi? Hı-hı. Hiç yani. Fark etmez. Neresi olursa olsun. Sahnede olayım sahne yeter. Sahne olsun yeter aynen öyle. Çünkü zaten özel günümüz yok ya. Ne 14 Şubat ilk karının sunduğu oh, özel güne bak. Oh makyajım bitti. Dur bakayım şu... birazcık şey yapayım kendimi toparlayayım. Dur o zaman şimdi. Sen çok müthiş bir televizyon kadınısın bence. Müthiş bir malzemesin ama televizyonda pek yoksun bu ara. Var mı yeni bir proje? Benim bireysel yapacağım bir şey yok şu an. Hı-hı. Açıkçası zaten mesela çok... O Ses falan hiç geldi mi sana teklif falan? Yok gelmedi. Peki gelse yapar mıydın? Gider miydin? Niye yapmayayım abi? Sonuçta benim baktığımda 10 yıl önce çıkış noktam orası. Evet ve ben seni oraya... Ben de çok yakıştırıyorum ya. Olabilecek görüyorum. Ya oranın dengeleri çok daha farklı. Patronum eski patronum çünkü Rising Star'da jürilik yaptım. Ben doğru. Hani Acun Bey biliyor işini yani. Ona zaten reytinglerden sezon sonunda görüyorsun. Yine diyorsun ki haklıymış bu sezonu bu şekilde yürütmekte diye. 2017'de en son televizyon tecrübemi yaşadım. O dönem çok hastalık geçirdiğim bir dönem olduğu için bana böyle çok tatlı anılarla kalmadı o iş. Bir de televizyon çok zor değil mi İrem? İnanılmaz zor ya. Yani bayağı saatler yani. İnanılmaz zor yani. Gerçekten çok zor. Ha yapar mıyım? Yaparım. Altından kalkar mıyım? Kalkarım. Ya kalkarsın tabii ki. 29 yaşındaki İrem'le 34 yaşındaki İrem'in arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Kalkarım üstesinden de gelirim ama o olduğu zaman da müzik böyle bir havada kalıyor, eksik kalıyor. Müzik programı olur belki de. Ben müzik bence yani, müzik yani ağzına. Belki müzik. Bence bir müzik programı. Ben müzik programı, yapayım. Sen de müzik programı yap aşkım. Müzik programı yapacağım. Hadi. Bu sene bence sen televizyonda olacaksın. İçime doğdu. Aa, çıkar mıyım şimdi bize kaldı diye televizyona? Oha! Bir şey söyleyeceğim. Büyük davalık oluruz. Çok büyük davalık oluruz. Eşi ol eşek davalık olamayız. İlk programda demiyor musun bu programın formatı İrem'e tamam, ait diye? Tamam biz sözleşmemizi imzalamışız. Biz ismimizi almışız etmişiz. İsmini almışız. İsmini değiştiririm. Bize kaldı yaparım. Değil mi? 3Z ile falan. 4Z ile hatta. Sibelcan'ın seni sahneden indirmesi hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru sormuşlar. Biz beraberdik. Yani böyle çok şey olmadı büyük. Çünkü. Öyle bir şey dediler ama. Oldu zaten Sibel Hanım programında da onu anlattık yani. Hani evet yani böyle bir şey şuydu, olmadı. O şuydu şarkı söylemem için çıktı. Benden önce şey çıktı. Günel çıktı Azeri kızı Günel. Gruba kızdı gel. Allah okudu o yıkıyor karı ortalığı. Müthiş dudala bir ses. Dudala ağaçlı falan diye değil mi öyle şeyler. Aa bu arada da lafımız balla kesin. İyi ki doğdun bize kaldı. İyi ki doğdun bize kaldı. İyi ki geldin İrem, iyi ki geldin İrem. Bunda bir şey yazmıyor mum mu? Mum yok. Mum yok.
Maytap şey yapmış. Patlasın bu maytap diye. Ya pastamız da geldi. Pasta ne güzel böyle Muazzez Ersoy TRT kostümü gibi olmuş burasında. Aa, böyle şey yapmışlar. Bayağı drapelerce. Şey. Drapelerce. Aa, çok bunu kesecek miyiz? E bir üfleseydik yani. Bunu koyayım diyor ya. Oğlum bir sene geçti hala yok, getir aynı mumu yakalım, hadi. Dönüyor ya. Hadi getir mumu da yakalım da. Bir senedir aynı tantanım. İyi ki geldin İrem. İyi ki geldin İrem. Bir. Dur. Hadi direkt girelim. Bu video 5 milyon seyircisi. Bu video 10 milyon izlenmiş. Bu videoyla alakalı değil. Hak ettiğiniz içinizde sinsin güzel arkadaşlarım. Ya senin de aşkın. Bu programdan yolu geçmeyen de yolda yürüyemesin. Vay! Ve bir şey söylüyorum. Gerçekten bunlara kaldı be. Hadi bakalım birinci yılımız kutlu olsun. Ya bu sürekli ağlayın, ben üflemedim. Bana hakkınızı verdiniz. Covid. Ben oluyor. Ben üflemedim. Bir tek sen üfle diye şey. Ya ne yapayım? Aşılarımı oldum, Covid'imi geçtim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili yapımcımız. Bir yıldır yapımcımızın gerçekten evlerine. Aynen yapımcımız. NT Multimedia'yı da buradan sevgilerim. Yaktı beni ama. Bütün maytabıyla, cartıyla, jurtuyla. Her şeyiyle yaktı beni. Sibelcan'ı sormuştum evet, ondan sonra. Şey İsimlere yok. Girmeye başladım. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok değil, şöyle. Ben şarkı sözlerini bilmiyordum ve manyak gibi zıplamaya başladım. Boşuna sahnede uzun kalmasın. Sen de uzun kalmadın aç dedi. Yolladı. Geçenlerde bir tweetin olay oldu. Senin hangisi? Tweetlerin de olay zaten. Bir tweet attın. Hangi bir olay olmadı ki, hangisi? Yani en son attığı bir tweet ciddi anlamda konuşuldu, edildi falan, magazine falan düştü. Anasını bunun altında. Neyse. Ondan sonra. Sen bu böyle bir tweet attın. O tweette çok konuşuldu. Böyle bir şeyler var. Anlat bakayım. Oynat bakalım. hangi tweet? Soru mu boru mu diye soruyorum direkt. Al soruyu. Öttür boruyu diye. Salak. Terledim yahu. Devam ediyor muyum? Evet. Klima açsanıza klima. Evet, öldük. Hakikaten mahvolduk burada. Öldük. Ben terledim. İsmail Türüt gibi bak. Öldük bak. Hülya Polat'a selam veriyorum. Bu Mabel Matiz'in kliplerindeki Allah'ın gibi. Yazıyorum. İrem, geçenlerde çok konuşulan bir, sana bir soru. Şu an kayıttayız. Sana bir soru. Bir sus ayol. Ananı hakikaten şişirdi abi, beni. Mustafa Keser gibi. Hakikaten. 50 tane şey söyledi. İrem'cim, geçenlerde bir tweet'in olay oldu. Sana böyle bir soru soracağım. Cevabını da boruyu öttürerek devam etmeni istiyorum. Demet Hanım, Demet Akalın seninle ilgili atılan bir tweet'i favlamış. Bir değil, üç. Ha. Evet. Burada öyle yazıyordu, bir diyordu. Bir tane evet. Şey, sen de onun üzerine de bir cevap verdin ve ondan sonra magazinde bu büyüdü gitti. Evet. Bu olay nasıl meydana geldi? Çok güzel bağladın. Ay. Sana çok bağlı ya. Ya o olayın başı da aslında şeye dayanıyor. Lerzan'la yaşadığımız tatsızlığa dayanıyor. Ben zaten sabah kalkmışım, mutsuzum. Komşuma böyle bir şey yaptığım için ama yiğitliğe de şey sürdürmemeye çalışıyorum bir yandan. Bir magazin sayfasında bu konu işlenmiş. Altta da yoruma Demet Hanım şey yazmış. Ay en nefret ettiğim şey ne kadar büyük bir saygısızlık gibi bir şey yazmış. Geldiler abi bana sabah sabah. Çünkü şimdi herkes her yerde olmamalı. Herkes her şey yorum yapmamalı. Bizim aramızda hiçbir dargınlık, kırgınlık yokken, bizim gayet aramız iyiken neden kazan daha çok kaynasın diye bir yorum yapılıyor? Çünkü benim kimseyle derdim yok. Hala yok ve hiçbir zaman kimseyle bir derdim olmayacak. Kimseye bir saygısızlık yapmadım. Ben kimseye bir saygısızlık yapmadıkça, bana yapıldıkça artık ben de 35 yaşıma giriyorum ve artık ağrıma gitmeye başlıyor. Ben niye konuşmuyorum? Ben niye bu kadar sessiz kalıyorum ve susuyorum ki ben yine diye. Sessiz kaldım, hiçbir şey demedim. Evet. Gerek yok şimdi mesela. Allah'tan demedin. Biz ünlüler de bir sürü magazin sayfasını takip ediyoruz falan filan. Ben o ünlülerin de sürekli magazin sayfaları altında olayları yorumlaması, eleştirmesine de karşıyım. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah bir. İkincisi birçok haberde doğru olmayabiliyor. Doğru. Şimdi gerek yok. Biz ne yapalım? Şarkımızı yapalım. Sahnemize çıkalım. Böyle şeylerde olalım. Yani zaten benim toplasan 2,5 arkadaşım var. 2,5 dostum var. Buçukları zaten sanat camiasından. Yani çok az. En artık son dönemlerde en çok böyle canım diyebileceğim Derya Ulu var yani. Zaten Merve'yi biliyorsunuz, Ece'yi biliyorsunuz, yıllardır varlar, Simge falan ama zaten çok ben takılmıyorum oralarda. Doğru. Sabahın köründe bu yorumu görünce bana geldiler. Ekran görüntüsü alarak ben artık Demet'i engelledim. Çünkü beni sürekli üzüyor ve ben ona hiçbir şey yapmıyorum. Üzüldüğün için. Üzülüyorum. Ben artık bunları görmek istemiyorum. Bana 9 yıldır biri desin ki birine, bir sanatçı büyüğüne ya da bu ismi geçen insanlar bu arada hani
çok büyük emekleri olan insanlar. Hı-hı. Pop müziğe de büyük isimler. Onu zaten yatsıyamayız canım. İşte mümkün ben değil bu kadar saygısızlık yapmamışken neden sürekli bir nasıl olsa İrem cevap vermiyor. Hı-hı. Nasıl olsa İrem her şeyi kaldırabilir diye. Ben Berlin Duvarı değilim. Keza Berlin Duvarı da yıkıldı. Yıkıldı. Doğru. Çok İşte ben bunu görmek istemiyorum. Ben üzülmek istemiyorum. Kimseyle bir derdim yokken. İşte 1 Temmuz sabahı ben engelledim Demet'i. Ve bunun ekran görüntüsünü aldım. Koydum kenarda duruyor. Neden duruyor? E çünkü tahmin ettiğim şeyler oldu. Nasıl yani? Ben İrem'i engelledim. Ha, daha öncesinde aslında olan bir şeyden bahsediyorsun. Ya onları boş. Hiç kimse de cevap vermedim zaten ama şimdi hala aradan Temmuz ayı nere? 2 hafta önce nere? Tabii. Şimdi ben kulise girerken benim kulisim orası. Orası benim özel alanım. Orası benim mabedim. Nasıl evde çişimi yapmaya tuvaletime giriyorsam, nasıl burada kamera kapandığında aramızda konuşuyorsak, kulis öyle bir yerdir. Ben bütün paramı, maddi manevi her şeyimi harcamışım bir gece için. Benim o kuliste ne dediğim, ne yaptım kimseyi ilgilendirmez. Keza dediğim laf bu şeydir, argodur. Evet. Bak, argo, Cardi B sahneye çıkıp "We're fucking it up tonight" dediğinde "Woo!" deniliyor. Güzel ki bunu Cardi B sahnede söylüyor. Ben kulisime girerken benim 10 yıldır çalıştığım insanlara bu akşam ortalığın hınını hınımı diyorsam, keza dediğimi yaptım bu arada. Bir hafta sonra YouTube'da konserim olacak, onu da izleyin. Ya bunu da haberi buradan veriyoruz, bize link atarız buradan. Senin yani. Kanalında. Kimse benim varımı yoğumu harcadığım bir geceye oradaydın izledin. Hı-hı. Leke sürdürmeye çalışamaz bir kulis videosuyla. 9 yıldır benim ağzımdan argoda çıktı, küfürde çıktı. Hiçbir bireye, bir şahısa küfür etmedim ben. Bu dile yapışmış bir şeydir. Kimileri bunu nokta virgül olarak kullanır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama benim o geceme leke sürülemez. Çünkü o ders niteliğinde bir konserdir. İzleyin, bir şeyler katın kendinize. E bunu da görünce şimdi neymiş efendim? Ben kulise girerken demişim ki bu akşam ortalığın dın dın dın. İşte sanatçı mıdır bu, nedir falan. Ya Neşet Ertaş'la karşılaştırmalar, videolar falan. Oğlum ne diyorsunuz siz ya? Yok, o siz olmaz. Siz bizim duayenimize bu videoları yaparak siz oraya saygısızlık yapıyorsunuz. Benim kulisinde olan bir özeli sen alıp da sırf tıklanmak için eğer yayıyorsan, kusura bakma, senin saygısızın aşkım, ben o cümleyi sahnede kurmadım. Ben sahnede ağladım. O kalabalığı görünce ben ağladım. Dostlarım benim üzgün olduğumu gördüler diye hepsi ayağa kalktı. Nerede gördünüz siz? Şimdi Ece Seçkin, Derya Ulu, Enis Arıkan, evet ya, yıldızlar geçirdiler hakikaten yani. Kerimcan, hepsi ben o şarkıda duygulandım diye ayaklandılar. Beraber ağladık. Kimse de nerede? Bu arada sanatçılardan kimse öyle birbirinin harbiyesine de pek gitmez. Evet işte onu diyorum ya, bayağı şeydi yani, devlerle gidilir ama hani pek gidilmez. Bak, o. Bak Derya, Ece yine gözüm doluyor çünkü bu bambaşka bir şey. Yani bir 3-5 tweet favlamakla ya da bir videoyu bir şeyle montajlamakla üstüne geçilecek bir durum değil. Derya ile konuşuyoruz. Dedim ki soğuk kalın giyin dedim. Ben canım ciğerimin konserine geliyorum. Süsleneceğim. Gerekirse şerefimle hasta olacağım. Ece giyinmiş. Araçla gelirken fotoğraf koymuş. Canım arkadaşımı hunharca alkışlamaya geliyorum diye beni etiketlemiş. Bu, şimdi çok bunlar, güzel bir şey bu arada. Bunlar yaşanırken 2 tane video, 3 tane tweet favlamak falan oralarda. Peki, ben yokum şey abi. O yüzden bak, o yüzden kimseyle derdim yokken o tweetleri favlamak, o işte bu da sanatçı mı, bu da çöp falan, o tweetleri favlamayın hanımefendi. Siz zaten bizim icra ettiğimiz müziğin en baba isimlerinden birisiniz. Yani biz yıllarca sizi izleyerek, size özenerek, bezenerek büyüdük. Ve ben size hiçbir saygısızlık yapmadım. Ben de deniyorum, arada bir delenirim ya. Onu peki, da yazdım çünkü ben de insanım. Sen biliyorsun şey, Demet Akalın da böyle bir sivri dillidir vesairedir ya. Onun da var, videoları var ya. YouTube'da. O da hayır, bu, çünkü insanlık hali aşkım. Bu daha fazla insan... büyür mü atıyorum? Yarın öbür gün barışır mısınız? O kadar sen ben büyüttün mü yoksa? Ben küs değilim, ben küs değilim. Deprem oluyor. Birinci yılımızı kaldıramadık ki. Ne oluyor gerçekten? Ne oluyor ya? Bir şey mi patladı? Ne? Telefonu aç, burada çek bunları. Serena mı kaldı? Nasıl ya? Şaka mı? Çekim ne ki? Nasıl edeceğiz? Bu ne? Şu an çekimin sonlarına doğru gelmiştik ki. Oha, profa falan gibi bir şey mi? Aa. Arkadaşlar ne oldu? Bu ne? Ne yaşıyoruz biz? Abi böyle bir şey olamaz. Bir yıldır program çekiyorsunuz, böyle bir şey yaşandı mı? Asla. Bir anda çok büyük sesler gelmeye başladı. Uçak sesi gibi, jet sesi gibi. Ve çat diye elektriklerimiz gitti. İnanamıyorum şu an. İnanılmaz yani. Şoktayım. Yani bu olacak iş değil. Abi Head & Shoulders'ın ödül törenine katıldım ya ben. Kerimcan'a ödül verdim. Biz de en iyi düet falan aldık. 3 kere patladı. Ne? İlk trafo patladı. Ondan sonra şey patladı. Bu jeneratörü getirdiler.
bir buçuk saat jeneratörü bekledik, o da patladı. Ne oldu? Bayağı bir heyecanlı sonu. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bizim çok enteresan çekim bu arada. Çok büyük bir ses çıktı. Birazdan biz kendi telefonlarımıza da çektik o görüntüleri buraya montajlarız. Bu arada lafını balla kesin. Biz konuşurken sen kameraya dönüp dönüp diyorsun ki bir ses geliyor, bir ses geliyor diyorsun. Belki onları da böyle hayır, şey yaparlar. Hayır orada hani. Bir şey... Hayır tototototot ses geliyor diye işte o trafo uymuş meğer. Anladın mı? Ondan geliyormuş çok o ses. Çok garip bir ses çıktı. O sesi de duyarsınız ben videoda. Ben şimdi Demet çok özür dilerim. Olur affet. Ya ama aranızda böyle bir problem olmadığını sormak için zaten yok. Şey söylemek için bu soruyu sordum zaten. Yani sen demiştin ki zaten hani benim aramda böyle problem yok falan. Yani bir barışma ya gibi bir şey olur gibi bir şey olur mu? Küslük yok. Küslük de yok ama işte böyle ben hep üzül. Bir sabah da ben dellendim. Bir tane tweet attım yani. Çünkü istemiyorum. Ben hayatım boyunca kavga içinde büyüdüm. Ben 5 yaşına girene kadar anam babam birbirini yedi yedi durdu. Ve ben hayatımda kavgadan nefret eden ben bir tipim. İğnelemelerden nefret ediyorum. Laf sokmalardan nefret ediyorum. Mesela çok büyük kazıklar yiyorum. Eski sevgililerime bile 3 sene sonra belki laf sokuyorum. O da artık çok kaşıdılar diye anladın mı? Ama yapmıyorum bir de ironi gibi bunu. Oluyor aynı zamanda senin. Hani ya dalga geçiyormuş gibi laf sokuyorsun aslında biraz. İroni hani. Orada mesela demon diyorum yazdığım şeyin sonunda. Ya istemiyorum. Ben herkese iyi olmak istiyorum. İyi şeyler yapmak ve iyi bir insan olmak istiyorum. Ve ben iyi bir insanım. Ben bugün anasına bacısına kimsenin sövmüyorum. Kimse de benim anama bacıma sövmesin. Bir şey olmasın. Bak trafolar patlıyor ya. Gerçekten. Vallahi billahi ya. Ne oldu şey, abi? Nasıl bir şey... senedir çekiyorsunuz. Böyle bir şey bak, oldu asla mu? Asla bak böyle bir problem ya. Elektrik kesintisi gibi bir problem yaşamadık biz ya. Gerçekten. Çok enteresan yani. Bir de bu arada korktuk da. Korktuk. Yani bambaşka şeyler geldi aklımız o kadar Serhat ses gelince falan. Serhat çantasını aldı yani. Koşmaya başladı. Serhat çantasını aldı cama açtı dedik gidiyor. Vallahi billahi Tolga öyle çıktı. Nazlı ayakkabılarını giydi gidiyordu. Bir şeyler görecek, oldu. Çektik, evet bu arada video onları. Çektik onları da garip paylaşacağız. Garip bir video belgesele döndü bizim gerçekten video. Gerçekten ya. Aa. Ben bir ışık açayım ama yani. Kötü mü? Şöyle, hayır. Yo. Nasıl görünüyoruz bilmiyorum. Ya güzel görünüyor mu? Zaten konuşacağımız her şeyi neredeyse konuştuk neredeyse? Bence. İrem iyi ki geldin ya. Geldin. Bu arada çok da şık görünüyorsun. Le Benjamin'in de giymişsin sağ ol. Neye giymişim? Le Benjamin. Le Benjamin. Le Benjamin. Of seni yayık ayağım. Ama öyle değil mi? Le Benjamin değil mi? Le Benjamin. Le Benjamin'e buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bünyamin'e ve Fethiye. Zuhere. Zuhere de. Zuhere de. Doğru. Zuhere de. Bu kadar büyük memeli bir kadına small yollayıp da logomuzun daha büyük gözükmesini sağladığınız için. Bu trafolar patlar ama bu mahallenin süt annesi de benim. Tabii. O zaman ne diyoruz? Efendim bir bize kaldın daha sonuna geldik. Birinci yılımız oldu. Tamam yakalım ya. Bitiriyor. Niye bitiriyorsun ya? Neyi bitirmiyor muyuz? Bitir okey tamam. Var mı daha anlatacağın konuşacağın var mı? Birden bir o zaman bize kaldığını diye girdik. Skandal var mı? İrem geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Sağ sen ilk bizim arkadaşımızsın. Evet ya, İrem, ben kendimi hakikaten şanslı hissediyorum yani. Senin arkadaş olabildiğim için bazen telefonla konuşup bazen dertleşebildiğim için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü cidden çok özel bir ruhsun sen başkasın ve çok zekisin. Gerçekten İrem. Bunu... Bir şey konuşuyordum arkadaşımla bir arama bozma. Ama ben bağladım. Başladığımdan beri ben senin burada, Allah belanı, ben burada makyaj mı, makyaja mı geldim? Oturuyorum tekrar. Makyaja mı geldim şey mi yaptın? Yok ama hakikaten arkadaşım şaka yapıyorum tabii ki de. Vallahi seni çok seviyorum ya. Ben gerçekten çok seviyorum. Yani çok tatlı bir insansın, çok iyi bir insansın. Kalbin çok iyi. Sana inanılmaz güveniyorum bir de. Bir de öyle bir durum var. Yani boşuna haklısın. Da güvenmediğimizi zaten yıllar yılı hakikaten ya. Ben de öyle mesela. Onunla daha eski arkadaş olabiliriz ama sen o kadar böyle kalbimde benim küçük bir fındık tanesisin ki çok tatlısın. Çok bebek hissi seviyorum yani. Aşkım. Ben bu de cevizim de, kalbinde. Evet, aşkım şey, sen her zaman... Mango, ananas ol. Portakal. Sen avokado. Hurmasın hurma. Yavrum tatlı hurma. Tatlı ye beni. Velhasıl kelam. Ha, noktayı koy. Noktayı koyayım noktayı koy. Virgülsüz. Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne 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 kapımı çalacak. Ama güvenliğe isminizi verdim o yüzden açılmayacak o kapı. Defolunlar şimdi burada. Bize kaldı mı? Bize kaldı. Bunlara kaldı mı? Bunlara kaldı. Bu masadan geçmeyen kimse adam olamayacak. Kutlu olsun. Seneye görüşmek üzere yine İlemdezi'yle. Hoşçakalın. Seneye devriyeler olacak böyle zaten. Yani gerçekten öyle. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.